Nasıl bir apartmanda büyüdün Nilperi? Ben birçok apartmanda büyüdüm. Yurt dışında büyüdüm aslında. Apartmanlarım genelde böyle cozy dediğimiz, içi ısıtan apartmanlar, böyle iki katlı apartmanlarda da oturduk. Mesela İsviçre'deki apartmanımız öyle iki katlıydı. Çok aha, severdim. Benim odam yukarıda ve çatı katım. Bayağı Heidi'nin odası gibi. Heidi'yi bilir misin? Bayağı evet. Heidi'nin odası gibiydi. İsviçre'de tabii tam Heidi'ydi. Ondan sonra onun dışında Paris'te daha küçük ama böyle her yeri camlarla, yani duvar yerine camların olduğu bir apartman. Geleceğin apartmanı diyorlar ya bazen. Evet, her tarafı evet, cam, gökyüzünü görüyorsun. Aynen aynen. Doğum nere bu arada? Doğum Senegal. Ne alaka? Babam diplomat. Şu anda büyükelçi ama o zamanlar büyükelçi değildi. Senegal'deyken nasıl bir yerde yaşadığımı hatırlamıyorum. Kaça kadar Senegal'deydin? 3 aylıkken. Ha, 3 aylıkken döndün. Evet. Oradan Almanya'ya geçtik yani. Ben 3 aylıkken. Sen zaten 7 aylıkken dünyayı gezmişsin. Hani. Evet, aynen. Gezecek başka yer kalmamış. Kalmamış. Zaten şu an hiçbir yeri gezmiyorum yani. Bütün ben hayatımı 7 aylıkken yaşamışım, bitmiş yani. Öyle olmuş. Şimdi şunu merak ediyorum, hani çocukluğun çok farklı ülkelerde geçmiş ya. Hı-hı. Senegal'de doğuyorsun, ondan sonra Almanya, İsviçre. Çocukluk eğlencen neydi senin? Ben küçükken çok eğlenirmişim tek başıma. Şöyle mesela annem anlatır, daha emeklerken bir kere hep odamda vakit geçirirmişim. Hiç sesim çıkmazmış. Şöyle bir hobim varmış. Çocukken hobi mi vardı? Evet, hobi edinmişim. 3 aylıkken hayır, hobisi var. Piyano. Hayır, çok enteresanmış ki böyle bütün eşyaları falan, bütün oyuncaklarımı alıp duvarların kenarına yan yana dizermişim. Ondan sonra bir tane çadırım varmış daha büyüdüğümde 3-4 yaşlarında falan. Bir işte odamın ortasında bir tane çadır varmış. Sürekli o çadırın içinde ne yapıyorsam yaparmışım. Aynısı ben de yapardım ya. Bir çadırım vardı hakikaten tabii. Ya, yani odada kalmak yetmiyor. Kapıyı kilitliyorsun, bir de çadırın içine girip onun fermuarını çekiyorsun. Kimden kaçıyorsun? Evet, o ne bilmiyorum. O güven duygusuyla ilgili bir şey. İnsan kendini böyle güvende mi hissetmek için? Güven bir de şey galiba. Kendine ait bir alanın olsun istiyorsun ya. Ha, hani evet, buraya kimse müdahale etmesin. Çünkü şey vardır mesela, odaya asılan yazılar vardır ergenlikte. Evet. Odamın kuralları. 18 evet, yaşından büyükler giremez falan diye. Evet, o bende de vardı daha böyle teenage bir asi zamanlarımda. Bir de babam her işten döndüğünde her seferinde aksatmadan bir yere saklanırmışım ve beni bulana kadar çıkmazmışım orada. Aynı şeyi ben de yapardım ve baban senin nerede olduğunu çok iyi biliyor. Evet. Numara yapıyor. Nerede bu acaba? Benim güzel kızım nerede? Aynen öyle. Masanın altında garip görünüyor falan. Gülüyor. Ya her seferinde bunu yaparmışım. Çok enteresan. Bu arada müthiş bir örnek verdin. Bu masa altına saklanma durumu var ya. Evet. Her çocuk bir kere yapmıştır onu. Evet. Ve hep şöyle hikayeler duyuyorum. Biz seni küçükken aradık, polise haber verdik, karakola gittik, bulamadık, sen yemek masasının altından çıktın diye. Benim de aynı şekilde ama dışarıda. Dışarıda da çok saklanırmışım. Mesela alışverişe falan gittiğimizde bir mağazaya ya da mesela bir vapur turuna falan bir kere çıktığımızda yine saklanmışım. Her seferinde anonslar, işte polise haber vermeler, bilmem neler. Bir noktadan sonra böyle bir şeyin arkasına zıp diye çıkarmışım. Çocukluğunu düşündüğünde burnuna hangi koku gelir? Oo, manolya. Vize kokusu. O kadar çok ülke gezdik. Pasaport ve vize. Pasaport, plastik. Yok, şey, manolya kokusu geliyor. Çünkü çok küçükken manolya parfümü aldırmışım kendime. Ve o koku geliyor. Onu sürekli sıkarmışım falan filan. Çok çok süslüymüşüm ben küçükken. Çok önem verirmişim böyle. Şöyle şeyler olur mesela. Küçük kız çocukları dans etmeyi çok sever. Aile toplandığı da müzik açılır, bu da ortada oynar böyle. Yetişkinler böyle el şaklatır falan. O böyle kendini bozar orada, delirir. Evet evet. Bende de mesela şey yaparlarmış. Sürekli bana var videolar öyle, annemin çektiği falan. Kızım şimdi dans et, ona lambada işte bilmem bir şeyler yaparmışım. Sonra kızım... Lambada hangisiydi ya? I am omaso, nari nara 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 nara. Dörettere, dörettere. Falan diyor böyle. En çok neyden korkarsın? Gece kelebeklerinden çok korkarım. O nedir? Onlar güvenin büyükleri. Böyle şekil olarak öyle anlatayım. Çok büyükleri oluyor. Elim kadar, pardon, tükürdüm. Gece kelebeği fırladı. İşte bundan korkuyor diye. Twitter hesabında kiraz mevsiminin kaka şeyması yazıyor. Ona evet, dikkat ettim. Kaka şeyma tabiri nereden geliyor? Kaka şeyma. Kaka. Yani kaka
kötü. Heh, o manada. Kötü bilmem ne. Kaka, işte o yüzden kendime kaka diyorum. Kaka şey. Teenage'ler tarafından çok seviliyorsun. Evet. Değil mi? Belli bir kesim seni müthiş sahiplenmiş durumda. Evet. Onları nasıl kazanıyorsun? Yani bu kötü kadınları oynarken bile aslında bu oynadığım kötü kadınların bile çok böyle komik şeyleri, yönleri var. Ya da mesela şu an oynadığım karakterimin çok duygusal yönlerini de görüyoruz. Çok duygulandığı ve çok acı çektiği yönlerini de görüyoruz. İşte seyirci onları da göre göre bir şey oluyor, bir seviyor bir yandan böyle. Salt kötüyü oynamıyorum çünkü. Aha, tabii tabii. Sempatik kötüsün sen. Sempatik kötü. Şirin yani, tam kızamıyor insan. Ha evet. Yaptı, yapsın be abi diye. Tabii arada gelip gidiyor. Neyi yarım bıraktığın için pişmansın? Bazen rejime başlayıp yarım bıraktığım için çok pişman oluyorum. Yani bir tek onu söyleyebilirim yani. Ama hakikaten rejimlik bir durum yok şu an ortada. Benim olayım değil. Teşekkür ederim ama işte bazen gerekiyor. Bazen başka insanlar uyarıyor sizi ve yapmanız gerekiyor. Onlar kötü insanlar işte. Onlar çok kötü. Onlar seni sıfır beden yapıp dalga geçecek. İnanma onlara. İnanma. Kaka Şeyma, inanma. Kaka onlar. Hepsi kaka. Onların hepsi kaka. Öcü. Hayat motton nedir? Her şey aslında şu an çok güzel. Favori film, favori müzik ve favori kitabı alabilir miyim? Azrail'i Beklerken Türkçesi, Chicken with Plums İngilizcesi o filmin. Pulley of Queen Fransızcası. Çünkü hepsini söyledim çünkü çok zor bulunan bir film olduğu için bazen 3 dilde söylemek. Şimdi bir şey soracağım. Normalde bir film aldın, DVD aldın diyelim, seçenekler çıkıyor, dil seçenekleri. Sen evet. O bütün dillerde izleyebiliyorsun değil mi? Hiçbir zorlanma yok. Hani bazen böyle kıçın kumandaya değiyor da ulan Fransızcaya geçmiş diyorsun. İzleyemiyorsun. Sende sıkıntı yok. Aynen akıyor değil mi? Kıç evet. İstediği gibi değebilir kumandaya yani. Hayat güzel. Kitap. Kitap o kadar çok var ki. Kitap çok okurum mesela şimdi. Ne? En son mesela Ferzan Özbetek'in şeyini çok beğenmiştim. Ondan sonra başka kitap beğenemedim ki çok kitap okumaya devam ettim. Bir kitap okudum hayatım boyunca. Bir kitap okudum. Çok beğendim, üzerine koyamadım diye. İstanbul Kırmızısı. Müzik ne dinlersin? Müzik işte new jazz, chill out, lounge falan komik gelecek ama hakikaten çok severim ya. Evde de açarım böyle, onu dinlerim. Müzik ne dinlersin? Telefon melodileri. Ne yüklüyse artık. Ya mesela şeyim, ne yüklüyse onu dinlerim. Nı 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 açıyorum, saatlerce akıyor diye. Hayatta giymeyeceğim bir şey? Göbeği açık şeyler. Sevmiyor musun? Yok, sevmiyorum. Çok rahatsız hissediyorum. Halbuki biz erkekler göbeğe bayılıyoruz. Ya ne bileyim, sürekli böyle karnım içeri çek falan ve böyle bir geriliyorum yani. Bir iki denedim, olmadı. Hayatındaki özel kişiye kullandığın bir aşk sözcüğün var mı? Hım. Benim hım. Öcüğüm. Ya mesela çok böyle, ya mesela sevdiğim, ya isimlerini kısaltırım hepsinin. Chico diye. Koskoca adamı. Ne diyorsun mesela? Mesela Mehmet ne oluyor? Mehmet işte Mimi olur mesela. Mimi. Hani ha, o Mimi olur işte, atıyorum. Sen kısaltmadın ya, bambaşka bir şey çıktı. Bambaşka Mehmet'in kısaltması Mimi değil çünkü. Tabii değildir, hani Memo falan da değil. Sadece benim söyleyeceğim bir isim olacak. O yüzden çok da değiştirdim kısaltmayı. Sevgilin için en abartı ne yaptın? Yani kapısına dayandığım sevgililerim oldu. Gecenin bir vakti. Bir ara Britney Spears ayrıldığı kocasının arabasını dağıtmıştı beyzbol sopasıyla. Öyle mi? Sana sevgilin bir kelek yapsa iş bu noktaya varır mı? Var mı? Parçalarım diyenlerden misin yoksa? Yok, daha üniversite zamanında öyleydim. Artık hiç öyle değilim. Güzel olmak nelere mal oluyor? Kendimi çok güzel hissetmem. Hakikaten öyle bir durum yok. Kendini seksi bulanlar var mesela, ben inanamıyorum. Evet, ben de kendimi seksi buluyorum. Nasıl bir cümledir ya? Çok evet, enteresan geliyor. Çünkü kendinin her halini biliyorsun ya, en çirkin hallerini de. Değil mi? Onlar... Ya bu bilinçaltında varken sen nasıl seksi düşünebiliyorsun hala kendini? Evet, evet, çok enteresan. Onlar herhalde evde de böyle hani böyle kırıtarak falan yürüyen insanlar, bilmiyorum. Bende öyle bir şey yok mesela. Aha, peki en çirkin halin hangisi? Çok böyle tuzlu bir şey yemiş ve uyumuşsam ertesi gün şiş uyanır ya insan böyle. Her yeri şiştir. Hani o halimi görmeyin mesela. En güzel halim? En güzel halim bir de aşık halim. Aşık. Ha, ya da ben kendimi öyle biliyorum. Aşk resmen kızın yüzüne yansımış. Böyle ya, cümleler var. Yansıyor. Aynı şeyi bir de hamilelik için söylüyorlar. Ha. Hamilelik bunu bir güzelleştirdi. Evet. Öyle bir şey diyorlar. Öyle şeyler çok duyuyorum. Acaba öyle bir şey var mı bilmiyorum. Bir de şey diyenler var. Erkekse çocuk, kadın çirkinleşir.
kızsa güzelleşir. Var var çok. Ama o şey biraz hamilelikte insanın psikolojisi alt üst oluyor ya. Sürekli bir çirkinleşiyorum, kilo alıyorum. İşte o hamilenin gönlünü kazanmak için uydurulmuş türlü sözler. Öyle niye diyorsun yani? Tabii canım, hamilenin moralini yüksek tutmak için. Bilmiyorum. Gelecek planı nedir? Oyunculuk anlamında. Yükselerek devam etmek. Yani hiçbir zaman düşmek istemem olduğum konumdan ama... Ama sen çok emin adımlar atıyorsun. Ben dikkat ediyorum. Teşekkür. Öyle bir geçer zaman ki de tanıdım ben seni. Şu anda da Kiraz Mevsimi'nde oynuyorsun. İyi projelerde yer alıyorsun. Ki eminim sana çok fazla teklif geliyordur. Evet. Seçmediklerin de vardır yani, inceleyip sık dokudukların, değil mi? Evet. Evet, teşekkür ederim. Genelde kötü karakterleri canlandırıyorsun dizilerde. Evet. Neden bu kötü yakıştı ve yapıştı üzerine? Yani sen günümüzün Erol Taşı mısın? Evet. Günümüzün... Sana bir but versek yer misin böyle? Yani şöyle. öyle oldu. Evet, öyle. Biraz öyle oluştu. Yani tiyatroda öyle değil mesela. Tiyatroda iyi kızı mı oynuyorsun? Evet, saf, iyi. Biraz fazla saf. Ama bu arada yani fiziksel olarak da iyiye ve kötüye gidebilecek bir özelliğe sahipsin. Şu anda oyunculuk bitse hayatında. Paranı nereden kazanırsın? Var mıdır öyle gizli kalmış bir yeteneğin? Mütercim, tercümanlık. Kaç dil vardı? 5 dil vardı Türkçe'den. Hangileri? Türkçe, Fransızca? Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca. İstersen konuşmanın bundan sonraki kısmı Fransızca aksın. Je me promène sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Tu me dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, parapararam. Oh Champs-Élysées, parapararam. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées.